Hal böyleyken, Türkiye, Türkiye demişken hocam Halep evet. kalesi bir Bravo. Türk bayrağını görüyoruz. Evet çok önemli çok güzel bir durum. Yani evet oraya giren Özgür Suriye ordusu başka Türk bayrakları Suriye Milli Ordusu var olabilir, evet. evet. Suriye Milli Ordusu Suriye Milli Ordusu karargahında yine Türk bayrağı olduğunu gördük fotoğraflarda. Hı hı. Ee, yani tabii yıllardır hani sizin de dediğiniz gibi artık bu bu süreç bu kanlı süreç artık bir devrimsel Sayın Bakanımızın da söylediği gibi devrimsel bir hareketle bir yeni siyasal ama acaba dengeye Cumhur doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı bu tür şeylerle tahrik edilmemizi mi kastetmiş şeyde bu söyleminde yani ona da bakmak tabii lazım. Tabii işte ben biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. Tabii bu tabii çok duygusal bir sahne. Ama duygusal olabilir Türkiye ama Türkiye'yi de bu işin içine içerisine... ulaştırma amacı evet, da güdebilir. Yani İhtiyatı bazen bu işi yapanların kasıtlı yaptıklarını İhtiyatı Sayın Cumhurbaşkanının çok ...diplomatik ve politik açıklamasından da bunu oluşuyor. Çünkü şey. yani çünkü, yani. çünkü Dışişleri Bakanı Eracım ne dedi Sayın Bakan? Türkiye'nin buraya dahli yoktur diye defaten resmen söylendi. Ya işte, ya bu tarz ama minimal şimdi, hareketler hani dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı e, da söylüyor. Bizi sebebiyet. bizi içine çekmeye çalışıyorlar. Ya ama şöyle, yani bir Türk yani. bayrağı asılmasıyla bizi işin içine çekemezler. Yani bir de öyle bir şey var. Ya Kışta, benim, oradaki insanlar siz söylediniz hani, psikolojik şey yaratılıyor ya. Doğru okumak lazım. Yani bu kasıtlı bir provokatif hareket mi yoksa oradaki insanların yıllardır tarihi, kültürel ve dini bağlarımız olan o insanların bize olan samimiyetini mi doğru, gösteren evet. bir şeydir? Yani o hani o o kadar da evet. böyle bir provokatif bir eylem olarak aslında ben düşünmüyorum. Şimdi dinsel ben. bağlar 100 yıldır kesildi. Sayın Kültürel bağlar 100 yıldır kesildi. Işte kesildi. Şurayı bağlayın, onu nasıl ödemeyeceğimiz var. E, e, bir Çağlar şekilde bir Canlı bir e, şekilde bağlayalım da. Cümle şu şu <laughs> askeri anlamda <laughs> bağlayayım, ben Buyurun oturayım hocam. izninizle. Çünkü Buyurun. olay çok farklı istikamete Bunu gidiyor. Olaki Bunu alabilir miyiz hocam. lütfen? Bir görüntü alalım, harita üzerine anlatacaklarını Çağlar Hocam bir anlat. Aslında aşağı yukarı çoğunu anlattım ben. Şimdi şunu görmek gerekiyor. Biz defaten zaten devletin yetkilileri, devlet yetkililerimiz, başkomutanımız dahil olmak üzere şu ifade kullanıldı. Türkiye gerektiğinde bu noktada kararlılığını ortaya koymaktan geri adım atmayacaktır. Şunu bilsin ki bu coğrafyada e, kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışanlar veya niyetlenenler Hı. şunu çok iyi bilsinler. Ya, Türk Sağlık Kuvvetleri burada devletin milli menfaatlerinin perçinleşmesinin dışında olabilecek hiçbir gelişmeye bugüne kadar olduğu gibi de bundan sonra müsaade etmez. Milletimiz de müsterih olsun. Şu bölgelerdeki inanın ...her taşın altı çok net bir şekilde takip ediliyor. Olası bir aksi bir durumda Türk ordusu önce diplomasi, Türk devleti... ...daha sonra da siyasi iradenin vereceği kararlar çerçevesinde... ...Türk ordusu milletinden aldığı güçle gerekeni yapmaktan da... ...hiçbir şekilde imtina etmez diye değerlendiriyor. Ağzınıza bir destek hocam. verebilir miyim? Çok teşekkür bir ederim. Tabii ki verebilirsiniz Şöyle bakın yani bu alanlarda... Böyle gelebilirsiniz hocam bu arada e, Çağlar yani hocam. Bu, bu alanlardaki e, Türk askeri varlığı Irak dahil, Irak'ın kuzeyi dahil... Türk askeri varlığı sadece terörle mücadele için değil ama aynı zamanda bize karşı oluşabilecek demin de satır arasında bahsettim bir defakto teröristten yaratılması işte bir gecede bunun ilan edilmesi ona karşı hemen ABD ve Batı'nın ve bir takım ülkelerin bunlara bir uluslararası statü tanıması filan gibi yani en uç şeyi söylüyorum bir defakto duruma karşı da e, gerekli caydırıcılığı sağlayacak yeterliktedir. Dolayısıyla burada hani e, süreçler bakıldığında yani Türkiye'nin aleyhine gelişebilecek bir duruma karşı da e, Türkiye gerekirse müdahale edecek şekilde hazır bekler. E, şu an için e, ifade edildi. Ben de aynen katılıyorum. Gelişmeler Suriye'nin iç meselesi şeklinde cereyan ediyor. Suriye halkının kendi özgürlük talepleri ve yıllardır rejimin özellikle zulmü ve baskısına karşı bir devrimsel harekete kolektif devrimsel sosyopolitik bir harekete evrilmiş görünüyor. Ee, i̇şte bunun süreci nereye kadar gidecek ee, hangi noktada bu dengeyi bulacak bunu göreceğiz ama neticede e, yani olası bir de facto duruma karşı da işte çünkü biliyorsunuz çok fazla aktör var ABD'si var Rusya'sı İran'ı şu yani evet dikkatli olmak lazım ama sadece dikkatli değil bakın geçmiştekinden farklı olarak hatırlayın bir kardak krizi filan oldu ee, yani Ankara dikkatli dikkatli olsan elinde şeyin yok yani o dönem için söylüyorum 90'lı yıllar. Hani çok fazla müdahale edebilecek bir durum yok ama burası Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri için hem etki hem de ilgi sahası içerisindedir. Yani bütün Suriye alanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin etki sahası içerisindedir. burada ulaşabilecek her türlü de facto duruma ya da Türkiye aleyhine gelişebilecek her türlü aleyhimize gelişebilecek duruma karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale edecek güç ve kabiliyettedir. Bu caydırıcılık sağlandığı için dikkat edin. İşte PKK daha fazla direnemiyor. Yani evet geliyor, Özgür Suriye Ordusu e, gelince yani gitmek için talepte bulunuyor. ama e, işte bizi öldürmeyin, şuradan e, sıvışalım, gidelim filan. E şimdi size söyleyeyim yani, buradaki durum şekillendikten sonra ben eminim Münbiç alanında bir baskı olacak. Bu Burası da temizlendiğinde ne oluyor bakın? Demin ifade ettim hatırlarsanız ne dedim? Halep-Rakka yolu tutulmuş vaziyette. Evet bunu teyiden söyleyebilirim. Evet. Buradaki PKK'ların buraya gelişini önlemek için. E şimdi ne oluyor bakın daha büyük resme bakın. Fırat'ın batısı terörden tamamen temizlenmiş oluyor. Ki bu Türkiye'nin <laughs> stratejik güvenliği için avantajımız olan bir evet. husustur. Bura şekillendikten sonra buraya da bakacağız. Yani burayı o daha fazla konuşacağız gibi görünüyor ama şunu demek istedim. Bura şekillendikten sonra bu iş burada durmayacak. Çünkü Türkiye'nin bir kararlılığı var, Türkiye'nin stratejik sınır güvenliğini sağlama noktasında bir stratejik planı var. Bu adım adım işletiliyor. İster diplomatik yollarla, ister iç dengelerle, isterse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesiyle. Ama elinde sonunda Türkiye'nin stratejik sınır güvenliği sağlanacak şekilde o plan yürüyecektir. Ee, bu arada da tutup da tutup bize karşı bir alanda farklı Türkiye'nin aleyhine bazı gelişmelere karşı da yine ordumuz hazır beklemektedir. Burada özellikle bunu niye söyledim? Ya işte efendim e, şu olursa bu olur işte İsrail şöyle yapar ABD filan. Ya bakın şimdi başkasının aklını okumak durumunda değiliz. Evet okuyoruz tabii ki onların gözüyle baktığımızda ne yapmak istediklerini ama saha gerçekliği diye bir şey var. Sahada biz varız. Başkası yok. 900 tane ABD askeri 900 tane de Rus askeri buyurun. Burada, burada bir ordumuz var yani. Yani dolayısıyla kıymetli izleyicilerimize bazen zaman zaman endişeleniyor. Mesela demin işte göç olur mu? Hiç sanmıyorum yani. Göç filan olacağını tam tersi tersine göç e, olma ihtimali var. Bir olası e, göçü tetikleyebilecek bir hareket durumunda da işte Sayın Dışişleri Bakanı'mız ifade etti gereği yapılır yani. Ama ne yapılır? E, bunu o zamanki şartlarda görülür evet. ama Türkiye özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri işte ben bir adım daha ileri harekat bölgesi etütleri yapıyor. Yani bunlar dakika dakika güncelleniyor ve ömrünü bu işe adamış komutanlar şu an bile bu saatte bile orada çalışıyorlar yani. <laughs> Biliyoruz. Dolayısıyla e, hani durum hem konta, e, şey e, hem takip ediliyor ama müteyakkızlık seviyesinde takip ediliyor. Bunu da bilmesini istedim. Şu Sübeyyanım, Halep Kalesi'sin Türk <laughs> bayrağına dair ne dersiniz hocam? Geliyorum hemen Efendim? Halep Kalesi'ndeki Türk bayrağı... Ya ben şunu çok pek? net söylüyorum. Yani <laughs> e, burada Halep daha düne kadar bizim bir vilayeti, Osmanlı'nın bir vilayetiydi yani. <laughs> Ve e, hani e, ne tarihi, ne kültürel, ne de dini bağlarımız orayla kopmuş değil. Yani orayı biliyoruz, oraya bakıyoruz. Daha düne kadar en büyük ticaret gene Halep üzerinden Suriye ile orada yapılıyordu. Oradaki insanlarla etkileşim halindeydik. Hala daha etkileşim halindeyiz. Hala 3,5 milyon Suriye'nin neredeyse 1,5 milyonu... Halep bölgesinden yaşayıp da kaçmak zorunda kalan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla oradaki bağlantımız, bağımız ve gönül bağımız kopmuş değil. E ne olacak? Buradaki etkileşimde olan insanlar gidip Özgür Suriye Ordusu güçlerine yani Suriye'nin kendi halkı katılıyor. E Türkiye ile etkileşim halindeler. Bizimle etkile ne yapacaklar? Tabii ki Türk bayrağı asacaklar. Çünkü yıllardır Türkiye'den insanlık görmüşler. Yıllardır kendilerine kucak açan, bağrını açan, sevgi ve şefkat sunan, insanlık sunan bir devletin minnettarlığını göstermesi bizim kardeşimiz yani dediğim gibi tarihi kültürel ve dini bağlar ne demek kardeşlik duygusudur. Bunu yaratır. Dolayısıyla bunu ben gayet normal gösteriyorum. İsrail bayrağı açacak hali yok ya. Tabii ki Türk bayrağı açacak <gülüyor> yani. <gülüyor> Bundan daha doğal ne ne olabilir? Bakın hem diyoruz ki Türkiye'nin siyasal sınırları bellidir ama bizim bir de medeni sınırlarımız var. Bu medeni sınır nedir? Kültürel sınırdır. Bizim yıllardır var olduğumuz, yoğrulduğumuz kendimizi var ettiğimiz coğrafyalardaki insanlarla kurduğumuz kardeşlik bağının bir sonucudur. Doğal olarak yani bu ben bunları o, bu çerçevede değerlendiriyorum. Bir şey söyleyeceğim dedim. Bir şey Şahlı söyleyeceğim. Hocam. Şöyle Buyurun, çok değerli eliniz. bir komutanım bir not göndermiş. İzninizi ifade edeyim. Tabii ki lütfen. Gerçekten buraya anlamına bir yani çok saygı duyduğum <laughs> yani gerçekten saygı duyduğum bir komutanım diyor ki oyunu onlar kurdu. Sonucu inşallah biz alacağız demiş. Çok bunu da burada vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Selamlar söyleyelim. Buradan da gönderelim Çok komutanımıza. Eee Hulki Bey, bu aradaki fotoğraf karesini siz nasıl yorumlarsınız? Neler söylersiniz? Şöyle şöyle yorumluyorum. Oradaki yani dünyanın neresinde olursa olsun genel söyleyeyim önce. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi bayrağımızı, Türk bayrağını görmekten gurur duyarız. İster Suriye'de, ister Amerika'da, dünyanın neresinde olursa olsun. Ancak bunun yanlış anlaşılmalara neden olmaması gerekir. Suriye'de Türkiye'ye sempati duyan insanların Türk bayrağını asmaların da hoşumuza gider ama Türkiye'nin oraya müdahil olduğu anlamı bundan çıkmamalı. Doğru. Yani oradaki insanların Türkiye'si, dünyanın neresinde olursa olsun e, insanların Türkiye ve Türk bayrağı sevdasını anlayışla, saygıyla, gururla karşılarız ancak bu empati yaparken tedbirli bir empati yapmalıyız. Böyle bir kavram var. Yani empati yaparken yanlış uluslararası alanda yanlış anlaşılmalara neden olmayacak şekilde tedbirli bir empati içinde olmalıyız diye düşünüyorum.